Seymen Bey'di değil mi? Hı hı. Bahadır Bey, Seymen Bey geldiler. Peki. Böyle buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Gel Seymen. Aşağıdan aradılar biraz önce. Haberler pek iyi değil Seymen. Bahar Hanım da lenfom olmasından kuşkulanıyoruz. Karın bölgesinde bir kütle var. Onkolog arkadaşa haber verdim. Raporlar ona da gitti, inceliyor. Bizi bekliyor. Kanser mi? Lenf kanseri dediğimiz tür. Hodgkin gibi semptomlar görünüyor. Ama kesin teşhis için biyopsi gerekiyor. Doktor Taner'le bir görüşelim de o daha net anlatacaktır. Şimdi bu lenfoma vücuttaki bağışıklık sisteminin çok önemli bir unsuru olan lenf sisteminde oluşan bir kanser türüdür. Hadi benimle gel. Çevresinde Hodgkin gibi görünüyor. Hemen bir biyopsi yapmamız lazım. Detaylı bir tomografi çekeceğiz. Seymen Bey, siz iyi misiniz? Allah Allah. Saat 5:30 oldu. 4:30'da hazır olacaktı raporlar. Niye açmıyor bu adam? Hastanede kapattı telefonu herhalde. Sonra da kapalı unuttu şaşkın. Şaşkın mı? Bu baban senin kızım ha? Ay! Kaka mı yaptın sen yine? Yürü pis kız. Bir terslik olmasın. Şu Yaman'ı arasana Dilara. Belki birliktedirler. Meşgul. Allah Allah, neden kapalı ki bu adamın telefonu? Heh, Dilara, Seymen geldi mi? Yok ya, ben de ulaşamıyorum. Öyle mi? Gelir herhalde birazdan. Belki hastanede çekmiyordur. Tamam, ararım. Bahadır. Ya Seymen'e ulaşamıyorum. Çıktı mı sonuçlar? Ne demek kendisi sana anlatır? Bahadır saçmalama. Allah Allah, ulaşamıyorum diyorum ya. Ya bırak şimdi hasta gizliliği numaralarını. Onlar benim kardeşim gibidir ya. Ne? Kanser mi yani? Dur bir dakika. Nasıl bir kanser? Neyin nesi bu Hodgkin? Ne işte...
Allah Allah. Buna da ulaşılamıyor. Ne oldu bunlara ya? Bana bunun doğru olmadığını söyleyin Kemal Bey. Yanılmış olabilirler değil mi? Yani tüberküloz da olabilir. Pek öyle değil gibi. Onu hemen yurt dışına götüreceğim. Bu işi şansa bırakamam. New York'ta Profesör Williams'e bir doktor var. Lenfoma konusunda çok ciddi çalışmaları var. Dünyadaki tek adres odur derler bu konuda. Ben bunu kız arkadaşımı kaybettikten 3 ay sonra öğrendim. Onu kaybedemem. Hemen götüreceğim yarın. Sizin için randevu alırım. Acayip dolu bir adam. Ona sonradan Rosie'nin hastalık seyrini ve uygulanan tedavilerin tüm case historisini mail etmiştim. Araştırmalarında yararlansın diye. Çok hoşuna gitmiş. Sonra bir kongrede tanıştık. Uzun uzun konuştuk. Her akşam içmeye gittik. Kolayca randevu verecektir. Tamam işte, kesin iyileşecek. Ya çok ileri safhada değiliz değil mi? İkinci evre falan dediler ama. Her şey hazırlıklı onu Seymen Bey. Bazı bünyelerde çok hızlı ilerleyebiliyor. Bakın, hem çok umutlu hem de her şeye hazırlıklı olmalısınız. Bundan sonraki yaşamınız çok değişecek. Onu vermen.